Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'na personel alım duyurularında tüm aşamaları sizlerle paylaştım. Şimdi ise geldik duyumlara arkadaşlar. Duyumlar diyorum çünkü sonuçlar net olarak açıklanmadı. Net olarak açıklandığı zaman da tek tek adliyeleri sizlerle paylaşacağım. Kaç puanla kapattığını göreceğiz. Bizler bu videomuzda almış olduğumuz duyumları, icra katipliği, zabıt katipliği, mübaşirlik, ikame alanındaki duyumları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Diğer adliyelerden de duyurular geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum iller haricindeki bilgiye sahipseniz mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Bu süreç içerisinde birbirimize ne kadar yardımcı olursak bizler için o kadar faydalı olacaktır. Öncelikli olarak zabıt katipliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kilise 6 adet zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 20 katı aday sınava çağrılacak. Yani 120 kişi uygulama sınavına tabi tutulacak ve KPSS puanının 70 ile kapattığı ifade edilmektedir arkadaşlar. Tekirdağ'a baktığımız zaman 21 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 420 aday uygulama sınava çağrılacaktır. 70 puanla kapatmıştır arkadaşlar. Tabi bahsetmiş olduğum gibi bunlar duyumdur. Adliyelerde çalışan arkadaşlarımızdan alınan bilgilerdir. Konya Ereğli'ye baktığımız zaman 13 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 260 aday çağrılacaktır. Uygulamalı sınava 260 aday çağrılacaktır. 70 puan belirleyici olmuş arkadaşlar. Gaziantep'e baktığımız zaman 108 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecekti. 2160 kişi uygulamalı sınava çağrılacak. KPSS puanı 70 ile kapatmıştır. Arkadaşlar şunu rahatlıkla belirtmem gerekir ki geçmiş alımlarda da bunları gördük. Zabıt katipliği alanındaki alımlar fazla olduğu için genellikle KPSS puanı 70 kapatmaktadır. Hatta bazı adliyelerde 20 katına tamamlanmıyor bile arkadaşlar. Bu noktada KPSS puanı bizleri bir yere kadar götürecektir. Burada önemli olan uygulamalı sınavdır arkadaşlar. Uygulamalı sınavda 90 puana sahip olan arkadaşım oluyor. Uygulama sınava baktığımız zaman 90 kelimeyi tamamlayamayan birçok arkadaşımız oluyor. Bu nedenle klavye çalışırken nelere dikkat etmeli? Bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartları bırakacağım. Mutlaka söylediklerime dikkat edin arkadaşlar. Sizler için faydalı bir video yüklemiştim. Gaziantep BAM'a baktığımız zaman 10 adet zabıt katibi alımı gerçekleştirilecektir. 20 katı aday yani 200 kişi sınava çağrılacaktı. Fakat uygulamalı sınava ise 235 kişinin başvurduğu ifade edilmektedir. KPSS puanının ise 70 küsürlerde kapatılacağı ifade ediyor. Gaziantep BİM'e baktığımız zaman 5 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 100 kişi uygulamalı sınava çağrılacak. KPSS 70 puan ile kapatmıştır. Alanya'ya baktığımız zaman 32 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 640 arkadaşım uygulamalı sınava çağrılacak. KPSS puanımız 70 olarak belirtilmektedir. Alanya'ya baktığımız zaman 32 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 640 arkadaşımız uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS puanımız 70. Kozan'a 8 zabıt katibi alımı yapılacaktı. Taban puanımız aynı şekilde 70. Kadirli'ye 10 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 200 kişi uygulamalı sınava çağrılacak. KPSS puanımız 70. Cizre'ye 29 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 20 katı aday sınava çağrılacak. Yani 580 arkadaşımız uygulamalı sınava çağrılacaktı. Fakat kontenjanın yarısının bile dolmadığı ifade edilmektedir. Taban puanımızı 70 oluşturmaktadır. Zonguldak'a 17 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 340 arkadaşım uygulamalı sınava çağrılacak. Taban puanımız 70. Ağrı'ya 19 zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek. 20 katı aday yani 380 arkadaşımız uygulamalı sınava çağrılacaktır. 70 puan bizler için belirleyici olmuştur. Bahsetmediğim adliyeler de varsa zabıt katipliğinde çok yüksek bir ihtimalle 70 puanla sıralama göreceğinizi sizlere ifade edebilirim arkadaşlar. İcra katipliğine baktığımız zaman duyumlarımız zabıt katipliği kadar fazla değil arkadaşlar. Tekirdağ 6 icra katibi alınacak 75 küsür ile kapattığı ifade edilmektedir. Gaziantep'e 10 icra katibi alımı gerçekleştirilecek 79-80 bandında kapattığı ifade ediliyor. Kocaeli'ne ise 13 icra katibi alınacak 74-75 bandı bizler için belirleyici olmuştur arkadaşlar. İcra katipliğinde zaten alım sayısı düşük olduğu için puanlar yüksek kapatıyor. Keza uygulamalı sınavda yüksek kapatıyor arkadaşlar. Yani 90 kelimeyle kapatan yer bulmak oldukça zor. Tabi bu zabıt katipliğinde 90 kelimeyle kapatan illerimiz var. Bu illeri de geçmiş yıllarda düzenlemiştim. Sizlerle paylaştım. Söylediğim gibi açıklamalara kartları bırakacağım. Sizler için faydalı çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Geçmiş yıllarda birçok arkadaşımızın atanmasına vesile olduk. Umuyorum ki bu senede sizlerin atanmasına vesile oluruz. Süreci hep birlikte güzel bir şekilde tamamlamış oluruz. İkame alımlarına baktığımız zaman Antalya'nın 74-75 bandında, Burdur'un 76-77 bandında kapattığı ifade edilmektedir arkadaşlar.
Ve son olarak Gaziantep BAM mübaşirlik alanında 86.6 ve 87 bandında kapattığı ifade ediliyor arkadaşlar. Duyumlar gelmeye devam edecektir. Duyurular geldikçe de ben de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olarak bizlere destek olmayı, duyum aldığınız zaman yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü süreçte birbirimize yardımcı olmamız hepimiz için faydalı olacaktır. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.